Evet, tekrardan yeni bir videoyla hepinize selamlar. Bugün böyle hayatımda bazı şeylerin dönüm noktası ve dönüm noktasının başından sonuna kadar bugün neden buradayım, nasıl buraya geldim ve bu kararımı nasıl verdim, her şeyi size bu videoda anlatacağım. Umarım bu video hoşunuza gider. Şimdiki yolculuğumuz Mısır'a. Mısır'dan da böyle bir geceye kadar aktarmam var. Sonra Amerika'da olacağım. Vardığında da zaten artık kanalımda bol bol videolar göreceksiniz. Bu arada çekmemi istediğiniz video konuları varsa lütfen videonun altında yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Merak ettiğiniz şeyler olur, görmek istediğiniz yerler olur. İstediğiniz her şeyi size çekebilirim. Artık bir süre buradayım ve sizin için mükemmel içerikler üretiyor olacağım. İyi seyirler. İyi seyirler. İyi cesaret. Bakalım ya. İlk olarak İstanbul'da dostlarımla vedalaştıktan sonra uçağa doğru yol aldım. Uçağıma bindikten sonra akşam üzeri saat 9'da Mısır Kahire'deydim. Mısır'da yaklaşık olarak 9 saatlik bir rotarım vardı. 9 saat boyunca Mısır'da ne yapacağımı düşünürken Mısırlılara yaklaşık olarak 20 dolar dolandırıldım arkadaşlar. Neyse, sabaha karşı yolculuğuma devam ettim ve sabah saat 4'ü 50 geçe falan tekrardan uçağa bindim. 4'ü 50 geçe uçağa bindikten sonra yaklaşık olarak 12 saatlik bir uçuşun ardından, tabii ki güneşin yönüne doğru uçtuğumuzdan dolayı sadece 7 saatmiş gibi göründü, sabaha karşı saat 9'da Amerika New York'taydım. New York'a indim. Tam oh be, geldim be, sonunda be, çile bitti be derken takside yine dolandırıldım. Yaklaşık olarak Manhattan'a giderken, yani 5 kilometrelik bir yere giderken 200 dolar taksiciye para verdim. Sonra tren istasyonuna vardım. Tren istasyonunda trene bindim ve asıl gitmem gereken yere doğru yola çıktım. Trenin sadece birkaç saat süreceğini düşünüyordum ama tren yolculuğunun 7 saat olduğunu öğrendim. Ama ne yazık ki yolculuğun 9 saat sürdü. Tüm New York'un neredeyse Türkiye kadar büyük olduğunu öğrendim. New York'un bir ucundan bir ucuna seyahat ettikten sonra sonunda Kanada ile sınır olan Rochester şehrine geldim. İlk gün erkenden uyudum, bir sonraki gün sabah uyandım ve bu karnavalla karşınızdayım. Evet, şu anda böyle ortamı birazcık inceliyorum. Ya biz var ya, yemin olsun Türkiye'de sadece amele gibi çalışıyormuşuz arkadaşlar. Burada millet sürekli tatilde anasını satıyor. İşte festivaller, etkinlikler, eventler. Yani sürekli tatil demek doğru olmaz da insanlar sürekli keyif kavramına sahipler. Yani adam çalışıyor, işine gidiyor, gücüne yapıyor. Verimli bir şekilde, örnek veriyorum, 5 saat çalışıyor. Sonra gün ona kalıyor ve bunu en kaliteli şekilde değerlendiriyor. Ben böyle bir şey görmedim yani. Elimden geldiğince de size göstereceğim. Sadece burayı değil, genel olarak buradaki serüvenimi göstereceğim. Buradaki hayatımı göstereceğim. Umarım keyif alırsınız. Keyif alacağınızı düşünerekten videoyu alt taraftan beğenip hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Seviliyorsunuz. Evet, daha demin yarışta tam kazanıyordum ama beklemediğim şeyler oldu. Demir oynuyormuş, ondan kaybettik ama yapacak da bir şey yok yani, kısmetimiz buymuş. Bakalım ya, şu an konsere doğru gidiyoruz, bir konser varmış. Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün ikinci gündeyiz ve dünkü etkinlik, dünkü karnaval gayet tatlıydı, güzeldi. Yenildik, ettik falan filan ama toplam 1 saat 2 saat takıldım. İnsanlar baharın gelişini kutluyorlarmış orada ve baharın gelişine özel muazzam bir tüketim çılgınlığı vardı. İşte etler, tatlılar, dondurmalar, herkes bir şeyler yiyip içiyordu. Burada esrar kullanımı legal ve bu yüzden her yer böyle uyuşturucu içen insanlarla doluydu. Garip, eğlenceliler, cana yakınlar ve şunu fark ettim, biz Türkiye'de harbi zor bir hayat yaşıyormuşuz yani. Saat şu an itibariyle 3, Türkiye'de saat 7 saat fark var aramızda. 7 saatten dolayı 10 oluyor şu an Türkiye'de saat.
Ve biyolojik saatim yavaş yavaş buraya entegre olmaya başladı. Bu tarz videoların devamı için beğenip abone olmayı unutmayın. Artık hayatımı burada yaşamaya çalışacağım. Bir düzen kurmaya çalışacağım. Şu an iş arama sürecindeyim. Ve 10 günlük bir zamanım var. Bu 10 gün içerisinde böyle şu an tanıdığım, tanımadığım herkese, çevremdeki tüm böyle bağlantılarıma falan haber saldım böyle. Burada iş arıyorum. Kendi işimle alakalı, kendi işime paralel bir iş bulabilirsem benim adıma çok 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 tatlı olacak yani. Ama güzel bir macera başladı. Bu vlogların devamı gelecek. Bugün video çektim ve yaklaşık olarak 20-25 arkadaşımı aradım. Sağ olsun işte Türkiye'deki dostlarım beni aradı. Nasıl oldun, vardın mı, ne var ne yok, nasıl gidiyor, Porsche'yi falan filan aradı. Buradan ona da selamlar, Allah razı olsun yani. Keşke her gün ot içebilseydim, ot içmeyi bulsam ot içerim. Bakacağız, yapacağız bir şeyler. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Umarım bu Amerikan Dream gerçek mi video serim hoşunuza gider. Haftada yaklaşık olarak 2 tane bu şekilde vloglar paylaşmayı düşünüyorum. Bunlar 3 günlük vloglar olacak ama birer video olacak. Yani 3 günümü bir videoya sığdırmaya çalışacağım. Umarım hoşunuza gider. Neden bunu yaptım? Neden buradayım? Çünkü Türkiye'de mutlu hissetmiyordum. Çevremdeki arkadaşlarım çektikleri içeriklerden dolayı sürekli olarak zorbalanıyorlardı. Ben mizah yapmayı seviyorum ama mizahtan daha çok ben bir Türk genciyim. Ama beni tanımlayan şey mizahtan daha çok bir Türk genci olmam. Ve ülkemde ne yazık ki mutlu değildim. Orası benim ülkem, benim vatanım. Ama baktığımızda her şey pahalı, hayat berbat. Birileri bizim hakkımızı çalıyor ve sessiz kalmanızı istiyorlardı. Arkadaşlarım, dostlarım tutuklanıyorlardı çektikleri videolardan dolayı. Bir şekilde video çektiğimde işte tehdit ediliyordum tutuklanmakla, efendime söyleyeyim başıma bir şeyin gelmesiyle falan filan. Ve bu stres beni gitgide daha da geriyordu ve daha da böyle içime kapalı bir hale getiriyordu. Bundan mutlu değildim. Dedim ki neden bir süre tası tarağı toplayıp böyle sakin bir şekilde önüme bakıp kendi kendimi geliştirmeye odaklanmıyorum. Bu süre zarfında neden insanlara Amerikan Dream gerçek mi diye göstermiyorum diye düşündüm. Ve neden bu süre zarfında Amerika'da globalleşmiyorum? Yani Amerika'daki influencerlarla videolar çekmeye çalışacağım. Onların hayatını sizlere göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda onlara Türkiye için bir kapı olmaya çalışacağım. Bu süreçte elimden geldiğince büyüyeceğim. Bu sene sonuna kadar hedefim 1 milyon abone olmak. Mutluyum. Baya hype'ım. Bana şans dileyin ya. Bana şans dileyin bol bol. Sizi seviyorum. Şöyle şu an evimin de manzarasını size bir göstereyim. Bildiğiniz böyle Gumball'ın mahallesinde yaşıyorum sanki. Gumball'ın mahallesinde. Evet, hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün 3. gündeyiz ve jetlag etkisinden kurtulmuş durumdayım. Bu jetlag dediğimiz olay böyle gün değişimi, aşırı gün aşırı olan yerlere seyahat ettiğinizde üstünüzde yaşadığınız çok garip bir his. Yani burada güneş varken mesela şu an Türkiye'de gece 12 falan saat ve bu yüzden üstünüzde garip bir yorgunluk oluyor. Şu an daha iyi hissediyorum kendimi. Mutluyum, huzurluyum, bir problem yok. Daha yeni yeni kendime geldim. Jetlag'ın etkisinden kurtuldum. Çevremin daha yeni yeni farkına varıyorum. Ve şunu fark ettim. Şu an New York'tayım bu arada. New York'un Rochester taraflarındayım. Kanada'yla... Aynen. Kanada ile Amerika'nın sınırına denk geliyor. Zaten şu an haritadan da sağımda görüyorsunuz yerini yani. Burada şu anlık misafirim. Yaklaşık olarak 2 haftalık böyle bu jetlag etkisinde olacağımı bildiğimden dolayı jetlag etkisinden kurtulana kadar misafir olabileceğim bir yer vardı ve oraya geldim. Artık bundan sonra eğer ki beni zaten sıkı takip ediyorsanız biliyorsunuz Amerika'dayım. Kalıcı mı? Hayır. Sonsuza kadar burada değilim. Ama bir süre burada kalmayı düşünüyorum. Bunun bazı sebepleri var. Bunlardan bahsedeyim isterseniz. Birinci sebebi tabii ki ekonomik. Kendimi iyi ifade edemediğimi düşündüğümden dolayı yani bir açıdan özgürlük. Politik olarak, siyasi olarak ülkenin yapısı bana uymuyor. Ben cumhuriyetçi bir Türk genciyim ve ülkemin şahit olduğu, gördüğü muamele beni mutsuz ediyor. Aynı zamanda ben bir Antepliyim. Teknik olarak depremzedeyim. Ailem, annem, kız kardeşim, dedem, tüm sülalem hatta deprem mağduru olduk. Ve bildiğiniz gibi ben İstanbul'da yaşıyordum. İstanbul'da da deprem olacak çok yakında ve bu beni baya geriyordu. Böyle
depremin etkilenmeyeceği bir semte taşınmaya kalksam ev kiraları 50 binden 30 binden başlıyor. Ben 50 bin 30 bin verebilecek güce sahip bir insan değilim. Teknik olarak henüz gencim. 2 gün önce doğum günümdü, 16 Mayıs. Bu videoyu şu an 18 Mayıs'ta çekiyorum. Ve yani 25 yaşında bir bireyin 50 bin lira kira verip de aynı zamanda yaşamını sürdürebileceği standartlarda bir hayat yaşamıyordum. Ve beni sanki Anadolu'ya ya da Türkiye'nin böyle ücra köşelerine sürüyorlarmış gibi bir his vardı içimde. Ve bu bana rahatsızlık veriyordu. Çünkü benim hedeflerim var. Benim hayallerim var. Hayata karşı beklentim var. Dünyada başarmak istediklerim var. Yapmak istediklerim var yani. Ve bunu yapmak için ülkemin şu anki ekonomik savaş mücadelesinden sıyrılıp kendi kendimi geliştirmek için buraya geldim. New York'tayım. New York'ta kalacak mıyım bilmiyorum. Sizler de bilmiyorsunuz ama birlikte öğreneceğiz bunu. Birlikte göreceğiz zaten. Ama size şunu söyleyebilirim. Her şeyi kayıt alacağım. Artık kanalımda vloglar göreceksiniz. Yaklaşık olarak 280 bin aboneyim şu anda. İnşallah bu videoya attığımda 300 bin aboneye yaklaşmış. Hatta 300 bin aboneye geçmiş olacağım muhtemelen. Yıl sonuna kadar amacım 1 milyon abone olmak. Bu sırada beni desteklerseniz çok sevinirim. Size kanalımda American Dream gerçek mi diye böyle bir vlog serisi başlatıyorum. Onun dışında shortslarıma elimden geldiğince devam edeceğim. Çok sık her gün olmadığı sürece atmaya devam edeceğim. Hayatımda yaşanan iyi şeyler, kötü şeyler, olumsuz şeyler, böyle sizi çok hype'layacak, yükseltecek, vay be diyeceğiniz şeyler, her şeyi göstereceğim. Hiçbir sansür olmadan, hiçbir korku olmadan, elimden geldiğince özgür bir şekilde kendimi ifade edeceğim. Ve hayalim, bana amacımı daha öncesinde çok sordunuz. Her zaman zamanı geldiğinde söyleyeceğim diyordum size. Benim en büyük hayalim, o kadar güçlü olmak istiyorum ki arkadaşlar. O kadar güçlü olmak istiyorum ki gerçekten insanlarda farkındalık uyandırmak istiyorum. Yani küçükken yaşadığım problemleri insanlar yaşamasın istiyorum. Böyle baktığınızda güllük gülistanlık, neşe doluymuş gibi gözüküyorum ama biliyorsunuz ki komedi ihtiyaçtan doğar. Ve ben de aslında kendi ihtiyaç duyduğum komediyi karşılamak adına biraz daha mizah videoları çekiyordum. Ama artık önümüze bakmak gerektiğine inanıyorum. Artık ileriye ilerleyip hedeflediğimiz şeyleri başarmamızın gerektiğine inanıyorum. Bunu başarabilmek adına kendimi kobay faresi yaptım ve Amerika'ya geldim. Bilgisayarımı sattım, eşyalarımı sattım. Bir süre buralardayım. Bu süre zarfında elimden gelenin en iyisini yapacağım. Size her şeyi göstereceğim. İyisiyle kötüsüyle yaşadığım her şeye şahit olacaksınız sizler de. Ve işin sonunda burada bakalım olabilecek miyiz? Global influencer olmaya çalışacağım. Çünkü YouTube'a ya da sosyal medyaya baktığımızda bizi global olarak temsil eden yani bir Ruhi Çenet var, Ruhi abi var. Gerçekten kaliteli iş yapan ve videolarında dublaj bulunan iyi içerik üreticisi. Onun dışında bizi globalde temsil edenler kebapçı anasını satayım. Birisi Nusret, diğeri CZN Burak. Yani bu insanlar içerik üreticisi bile değiller. Hatta sosyal medyayı ve internetin kendisini kendi dükkanlarının reklamını yapmak için kullanıyorlar. Yani resmen suistimal ediyorlar bile diyebilirim bu kavrama yani. Bazıları kendini adıyor, bazıları hayatını adıyor bu muhabbetlere. Ben adayıp da başarılı olanlardan olmak istiyorum. Onun için buraya geldim. Global olacağız baba. Sizlerin desteğiyle, sizlerin şeyiyle. Gerçek bir global influencer olacağız. Bakalım. Desteklerinizi esirgemeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi misafir olduğum kuzenimin evindeyim. Burada sadece 2 hafta kalacaktım. Ve 2 haftanın yaklaşık olarak 3 gününü zaten harcadım. 9 gün sonra yola çıkacağım. Tabii sizler de buna muhtemelen 2 ya da 3 video sonra şahit olmuş olacaksınız. Oradan sonra bu süre zarfında gün içerisinde ne yapıyorsun abi? Hani 9 gün sonra nereye gideceksin diye soracak olursanız size arka planda ne yaptığımdan bahsedeyim. Şu an için çevremde var olan, beni tanıyan ve aynı zamanda profesyonel olarak arka planda yaptığım işi bilen insanları arıyorum. Ve bunlarla beraber hani burada beraber ne yapabiliriz, neler sürdürebiliriz gibisinden konuşmalar gerçekleştiriyorum. İşimi bulduğum anda direkt böyle işimi bulduğum yere gideceğim. İşte orada bir ev tutacağım. Hazırda şu an bir param var birazcık. O paramla bir ev tutacağım. Ve orada böyle bir şekilde size hayatımı göstereceğim. Bana şans dileyin arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Ve inanın bana bu yaptığım biraz deli işi ve büyük cesaret ister. Umarım hakkını alabilirim. Umarım bu yaptığım şeyin karşılığını alabilirim. Ve işin sonunda gerçekten başarırız. İnsanlar bana deli gibi baktı. Bazı influencer arkadaşlarım var. Beni takip ediyorlar hatta. Fenomen YouTuber arkadaşlarım. Sözde 5 yıllık, 10 yıllık YouTuberlar. Yaptığıma ve yapacağıma inanmadılar. O yüzden ben kimseyle paylaşmak istemedim bir süre. Ve şu an geldim. Buradayım. Buradayım be, buradayım. Ve şok olacaksınız yapacaklarımı gördüğünüzde. Cidden şok olacaksınız. Neyse, sizleri seviyorum.
devam edecek. Beklemede kalın. Kendinize çok iyi bakın.